Ja. Yaşadığımız süreci değerlendirirseniz, ben 5 ayda ilk etapta 46 kez ameliyata girdim. Ameliyatlardan çıkınca ben çığlıklar atıyordum, acıya dayanamıyordum. Çok zor bir süreçti. Hani gerçekten 5 ay boyunca bugün öldüm, yarın öldüm, öleceğim, öldüm, öleceğim diye beklenilen bir insandım. Çünkü yaşayacaksan psikolojik açıdan baktığın zaman birçok kişi hani böyle depresyona girmesine sebep olabilecek bir şeyken, ben o gayet dirayetli bir duruşumuz vardı ama o dönemde Cumhurbaşkanımız bizim elimiz ayağımız oldu. Allah 100.000 kez razı olsun. Moral, motivasyon açısından. Hani o gün belki sergileyebildiğim o duruşun büyük bir mimarlarından bir tanesi de Cumhurbaşkanımızdı. Bakın, gece saat 12'de 1'de aradığını biliyorum. Nasıl oldun oğlum dedi. Bir kere aradı beni. O kadar ağrım var ki uyuyamıyorum o dönemde. Ayağımın kesildiği dönemlerde gerçekten uyuyamıyorum. 1.30 muydu öyle bir şeydi. Telefonum çaldı. Aradı. Oğlum nasılsın dedi. Şimdi yalan da söyleyemiyoruz. Öyle bir yapımız da yok. Efendim dedim. Olanı mı söyleyeyim dedim. Duymak istediğinizi mi söyleyeyim dedim. Olanı söyle oğlum dedi. Efendim dedim. Ağrıdan dayanamıyorum dedim. Uyuyamıyorum dedim. O gün bana telefonla 5 dakika dua etti. O 5 dakikanın sonunda telefonu kapattıktan sonra benim ağrılarım dindi mesela. O gece rahat uyuyabildim. Yani sadece şahsıma yönelik değil, birçok şehit gazimize o kadar bir ilgi ve alakası var. Hani el üstünde tutuyor resmen. Hani devletin vefakar yüzünü, şefkatli yüzünü gösteriyor. Hastalığın en büyük şeyi, hep böyle kanser hastalarında vesaire her şeyin önemi moraldir. O gerçekten güzel bir moral oldu. Dayım aradı beni. Oğlum dedi, Cumhurbaşkanımız geçti dedi, şimdi döndü kapatın dedim. İşte konuşmayı diyordu, anlattı. Ben de çalışıyordum, işteydim o esnada. Böyle koltuğa yaslandım. Üstünden neredeyse bir sene geçti bakın. Benim ayağım 10 ay geçti. 21 Şubat'ta kesildi benim ayağım. Yani o süreçten bu sürece kadar unutmayıp hala daha vefakar ki onun öncesinde de iki defa daha yolda geçerken özellikle mesela orada dayımı gördüğü zaman dükkanın önünden geçiyor onun. Dükkanın önünden geçerken dayımı gördüğü zaman arabayı durdurup dayımı çağırtırıyor. Ve soruyor hala hatırı nasıl diye, selam söyle diye. Yani insan diyor ister istemez, sen nasıl güzel bir insansın demek geçiyor insanın kalbinden. Çünkü beklemiyorsunuz devletten böyle bir şey. Yani görmemişsiniz, anlatabildim mi? Babalarımız görmemiş, dedelerimiz görmemiş. Şimdi yoldan geçerken geliyor, nasılsın, iyi misin diye hal hatır soruyor. Bu eşsiz bir duygu, yani tarifi olmayan bir. Anlatsam, anlatmaya çalışıyorum, aslında çabalıyorum ama kelime bulamıyorum. Yaşamak için daha uzun bir zamana ihtiyacım var ama savaşmak için hazırım diyorum ben hep. Çünkü benim önümde zor bir süreçlerim var da devam edecek. Çünkü ben en çok beni ağlatan şey oldu o dönemde. Oyun oynuyoruz şimdi. Ben oynayamadım onunla. Ayağım çok ağrıyor. Anladı ama oyun oynamak istiyor. Durdu, baktı, baktı bana doğru. Baba dedi, ben büyüyünce de doktor olacağım dedi. Böyle önüme geldi. Sağlam ayağımı seviyor, sol ayağımı severek söylüyor. Baba dedi, üzülme dedi. Ben dedi, büyüyünce doktor olacağım dedi. Sana dedi, yumuşak ayak takacağım dedi. O zaman dedi, oyun oynarız değil mi baba dedi. Yutkun bana ne demek olduğunu, sessiz bir çığlığın ne demek olduğunu ben orada anladım. Çünkü şey yapıyorsunuz. Hadi diyelim inşallah olur. Ben vurulduğum an kızıma öyle dua ettim. İnşallah kabul olur. Hadi diyelim 35 yaşında o ameliyatı yapabilecek potansiyele sahip bir cerrah oldu. Gerçekten de bana bir ayak nakli yaptı. Ömür bitti. Gençliği bitti, çocuğu bitti. Ben de ona öyle dedim. Kızım dedim, seninle belki oynayamam ama dedim, senin çocuğunla oyun oynarım dedim. O zaman da mutlu oldu. Şuradan kesik ayağım. 10 santimlik bir güdük var, kısa ama iş görüyor. Gidirsin inşallah.
varlar. Hissiyat nerede var? Hissiyat sadece şurada var efendim. Sadece bu kısımda var. Diğerlerin tamamında hissiyat yok efendim. Ben şimdi diz altından aldıktan sonra... Sorunun %80 bu şu an ayağa kalktım efendim. Ayak bu şekilde kaldı efendim. Bu da hem dize hem kalça, iki kalça ve omuriliğe çok büyük zarar da veriyor. Hem ayrıca şu bölgede de ciddi bir enfeksiyon var. O da kapanmıyor. Çocuk yalvarıyor. Komutanım ne olursunuz yapmayın diyor. Allah rızası için yapmayın diyor. Çok özür dilerim. Aklınıza sığındım efendim. Konuşmadan şerefsiz dedi. Buradan şu kadar mesafeden. G3 tekerle kaldırdı, vurdu. Tam merminin nereden gittiğini görmedim ama çocuğun yere düştüğünü gördüm. Daha sonra diğerlerine de tekerle taradı. Diğerleri kaçtı ama o çocuk yerde kaldı. Bilmiyorum şehit mi oldu, gazi mi oldu, kim olduğunu da bilmiyorum. Ben de tabii hemen ellerimi kaldırdım. Bağırdım ben. Müsaade edin dedim alayım ölmesin dedim. Ölmesin dedim. Ben oradan onu almak istedim. Yaklaştım. Her anda vurulmuş muydu? Yok ben daha sağlamdım. O atışı yapan vatan haini döndü arkaya. Ben de tabii bayağı bir mesafe kat ettim bu arada. Hızlı gidiyordum. Atış serbest vurun şerefsizleri dedi. Ben direkt arkamı döndüm. Özer'le göz göze geldim ben. Bak, o an zaten ilk atışta beni vurdular. Özer benim vurulduğumu görünce askere yan dönmüş. Hani hedef küçülteyim diye. Onun da iki ayağına birden mermi girdi çıktı ama Allah'tan onun kemiğine gelmedi. Kaba etten? Kaba etten geçti, sıyırdı. Bir de şu parmağını uçuk sıyırdı. Ondan sonra benim atardan var. Ben ilk yardım eğitimim de var bugün. Yere düştüm ben. Tabii ben yere kapaklandım. Böyle kafamın yanına mermilerin düştüğünü sesimi duydum. Orada da gördüğüm iletişim bayağı bir ateş. Ardından beni aldılar, arabaya koydular. Arkamızdan bir tane size demek ki ilk etapta şişletmeye gittim. Direkt şişletmeye gittim efendim. Bu şişletme, mesela ben birçok şeyi düşünmemeye çalışıyorum. Orası zaten hastanın mutlaka.